mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ve net ölçüyle saray sarmasının tarifini hazırladım. Kırılmadan, çatlamadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk etapta tabanını hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için iki paket burçak bisküviye ihtiyacımız var. Dilerseniz taban için Hindistan cevizi, sade petibör ya da kakaolu petibör de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Evde burçak bisküvi vardı. Ben onu kullandım. Bisküvileri robottan Un kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde çekiyoruz. İki paketin ikisini çekiyorum ve tepsimin içerisine alıyorum. İçerisinde hiç yeri parçalar kalmasın. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekmeye özen gösterin. İki paketin ikisini de tepsiye aldıktan sonra spatula yardımıyla eşit bir şekilde tepsiye yaydırıyorum. Aralarında hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Hafiften bu şekilde spatula ile bastırıyorum. E, tabanı düz bir tabakla da bu işlemi yapabilirsiniz isterseniz tepsim hazır hemen kremasını hazırlamaya geçebiliriz kreması içinde tepeleme 2 yemek kaşığı kakao ihtiyacımız var 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı dolu dolu una ihtiyacımız var bu şekilde tepeleme olması gerekiyor silme değil 1 su bardağı toz şekeri ihtiyacımız var ve 1 litre süte ihtiyacımız var malzemeleri kabımın içerisine toparlıyorum tel yardımıyla güzel bir şekilde çırpıyorum içerisinde hiç un topağının kalmaması gerekiyor Ardından ocağa alıyorum kremamı. Hiç bırakmadan güzel bir şekilde pişiriyorum. Göz göz olana kadar pişirmeye özen gösterin. Hafif yoğun kıvamlı güzel bir krema olacaktır. Bu kıvam aldıktan sonra göz göz olduktan sonra ocağın üzerinden alabilirsiniz. Ocağın üzerinden aldıktan sonra bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı bırakıyorum içerisine. Bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. Kaşık yardımıyla tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı içerisine tamamen eridikten sonra blender yardımıyla ipek gibi bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Kırılmadan güzel bir şekilde sarabilmeniz için kremasının bu şekilde pürüzsüz olmasına özen gösterin. Hem lezzete fark edecektir hem de görsel olarak fark edecektir. İpek gibi bir kıvam alana kadar yaklaşık bir 5-6 dakika çırpmaya özen gösterin. Mikser değil de blenderla yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Hiç soğumasını beklemeden doğrudan tabanın üzerine alıyorum. Bisküvilerin üzerine alıyorum. Ölçüler büyük fırın tepsisi için uygun vermiş olduğum ölçüler. Tek bir noktadan değil bu şekilde gezdirerekten dökerseniz tabanındaki bisküvi yerinden oynatmamış olursunuz. Spatula yardımıyla nazik hareketlerle kremayı her tarafına eşit miktarda yaydırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Tariflerimi mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kremayı her tarafın eşit bir miktarda yaydırdıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Eğer ki vaktiniz varsa bir gece bekletebilirsiniz. Ya da 2-3 saat sonrasında sarabilirsiniz hemen. 2-3 saat bekletme, özen gösterin. En az 2-3 saat beklesin. Yani tamamen kreması soğumuş olması gerekiyor. Kremamız soğurken biz de krem şantisini hazırlamaya geçelim. Bir paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. Bir su bardağı da süte ihtiyacımız var. Sütünüzün mutlaka soğuk olmasına özen gösterin. Krem şantimiz güzel bir şekilde kabarana kadar çırpıyoruz. Dolapta dinlenmiş olan kremamızın üzerine krem şantiyi alabiliriz. Krem şantiyi de eşit bir miktarda her tarafına yaydırıyorum. Üzerine güzel bir şekilde sürüyorum. Eğer ki vaktiniz varsa bu şekilde yaklaşık 1-2 saat kadar dolapla dinlendirme özen gösterin. Daha rahat bir şekilde saracaksınızdır. Ben biraz dinlendirdikten sonra dilimleme aşamasına geçtim. Toplamda 12 eşit parçaya ayırıyorum. Her bıçağı kaldırdığımda mutlaka bıçağı temizliyorum ki kirlenmesin. Kremasını kirletmesin diye. Güzel ve temiz dilimler çıkıyor bu sayede. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Dilerseniz bu şekilde spatuladan yardım alabilirsiniz ya da elinizle de sarabilirsiniz. Ben birkaç tanesini paylaştım sizler için. Kırılmadan, çatlamadan pratik bir şekilde sarılıyor tabanında kalan bisküvileri üzerine alabilirsiniz tekrardan isterseniz. Yapımı oldukça basit, malzemesi az, harika bir tatlı oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bu şekilde pratik bir şekilde sarılıyor. Kesinlikle kırılma, çatlama hiçbir şey olmuyor. aşağıdaki 3 tanesinin sarış aşamasını gösterdim paylaştım sizlerle. Yapıp deneyecekleri afiyet bağ şeker olsun. Videonun sonunda doku testi de yaptım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Toplamda 12 adet irice dilimler çıkıyor. Dilerseniz dilim boyutunu biraz daha küçültebilirsiniz isterseniz. Ve saray sarmalarımız hazır. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika bir tatlı oluyor. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi doku testini de yapalım. Yumuşacık harika bir lezzet. Yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı sıhhatli günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Tavamı bu şekilde tatlımızın, Hoşça kalın, sağlıkla kalın.